Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 2021 Serice 1 2 3 4 uygulama sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Mart ayında çıkan sınav soruları arkadaşlar, 2021 birebir uygulamada çıkan sorular arkadaşlar. Serice 1 2 3 4 ayrıcalıklarından yararlanmak için katıl butonuna katılarak yazılı ve uygulama sorularını da çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. SRC uygulama sınav sorularında arkadaşlar 3 adet soru soruluyor. İkisini doğru cevaplayanlar sınavı geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar sınav süresi 60 saniye, acele etmemize gerek yok. Yazılı ve uygulama sınav hakkı ayrı ayrı 4'tür arkadaşlar. Şöyle sorular geliyor. Hocam yazılı sınavını geçtik, uygulamadan kaldık, tekrar yazılıya giriyoruz mu? Hayır arkadaşlar, girmiyorsunuz. Yazılı 4 hakkınız var. Geçtiniz. Uygulama sınavından da yine 4 hakkınız var arkadaşlar. Uygulama sınavını geçene kadar yazılıya girmiyorsunuz. Teorik sınav ve uygulama sınav aynı gün yapılıyor. Teorik sınavı geçenler uygulama sınavına aynı okulda giriyorlar. Evet, birinci sorumuzdan başlayalım. Görüntüye göre üstünlük hakkı hangi araca aittir? Bakın arkadaşlar. Burası dönel bir kavşak. Bakın burada dönel bir kavşak var. Dönel kavşak içinde 1 numara, 2 numara da dönel kavşak dışında. Geçiş üstünlüğü 1 numaralı araca aittir. B geçiş üstünlüğü 2 numaralı araca aittir. C kavşağa girmesi muhtemel 3 numaralı araca aittir. Evet arkadaşlar, dönel kavşaklarda kuralımız şuydu. Dönel kavşağa en yakın araç ilk geçiş hakkına sahiptir. Burada bakın dikkat ederseniz dönel kavşak içinde 1 nolu araç olduğu için ilk geçiş hakkına sahip Adana seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 2 nolu sorumuza bakalım. ESP ABS airbag soruluyor. Burada da şekildeki tır karlı yolda ilerlerken önüne engel çıkıyor. Sağ sol yapıyor. Hakimiyetini koruyarak ilerlemesini kötü yol şartlarından olumsuz yönde etkilenmemesini sağlayan sisteme ne denir? ESP ABS airbag. Evet arkadaşlar, kötü yol şartlarından olumsuz yönde etkilenmemesini sağlayan ABS değil. ABS neydi arkadaşlar? Ani frenlemelerde tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek direksiyon hakimiyetini sağlayan sistemdi, değil mi? ABS direksiyon hakimiyetini sağlıyor. Bize burada sorulan soru, kötü yol şartlarından olumsuz yönde etkilenmemesini sağlayan sistem ESP sistemidir arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneğidir. Airbag de bildiğiniz gibi hava yastığıyla birlikte, adı hava yastığıdır airbag, değil mi? Emniyet kemeriyle birlikte nedir? Ölüm ve yaralanmaları %35 ile 65 oranında azaltır. Üçüncü sorumuza geçebiliriz. Üçüncü sorumuz da yine sık sık gelen sorulardan birisi arkadaşlar. Görüntüdeki araç sürücüsünün davranışını nasıl ifade edersiniz? A. Öfke kontrolü. B. Saygısız araç kullanma. C. Empati. Görüntüdeki araç sürücüsü, bakın dikkat edin, kaldırımda ya da yolda yürüyen yayanın üzerine su sıçratmış, değil mi? Bakın arkadaşlar, şekilde burada saygısızlık söz konusu. Saygısız araç kullanma. Evet, Bursa seçeneğimiz doğrudur. Bu durumda su birikintisinin üzerine geldiğimizde hızımızı azaltıyoruz, değil mi? Yayaların üzerine kesinlikle su sıçratmıyoruz. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz. Görüntüdeki iki otomobil arasındaki takip mesafesi kaç metre olmalıdır?
Evet, burada birinci aracımız 90'la gidiyor. İkinci araçla arasındaki takip mesafesi nedir? Takip mesafesi hızın yarısıdır. Değil mi arkadaşlar? Evet, 90'ın yarısını soruyor bize. Hızın yarısı eşittir. Kaçtır arkadaşlar? 45, değil mi? Evet. Cevabımız 45. Hangi seçenekte var? Ceyhan seçeneğinde var cevap. Evet. Beşinci sorumuza geçebiliriz. Beşinci sorumuz arkadaşlar, bakın. Ne sormuş beşinci soruda? Diferansiyelin görevi nedir? Sormuş arkadaşlar. Evet, burada bakın diferansiyeli soruyor. A araca ilk hareketi vermek, B motorun dönüş hareketini 90 derece çevirip akslara vermek, C aracın durmasını sağlamak. Evet arkadaşlar, burada da diferansiyel şafttan almış olduğu hareketi akslara, değil mi? 90 derece çevirerek akslara verir. Aks da diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere iletir. Yani burada motorun dönüş hareketini 90 derece çevirip akslara iletmek nedir? Diferansiyelin görevidir. Evet, Bursa seçeneğidir arkadaşlar. Araca ilk hareketi veren değil, aracın durmasını sağlayan da diferansiyel değildir. Hemen 6. sorumuza geçebiliriz. 6. sorumuzda kontrolsüz kavşakla ilgili bir soru. Kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı sırasıyla nasıl olmalıdır? Kontrolsüz kavşakta kuralımız nedir arkadaşlar? Kural, dönüş yapan araç varsa en son geçer. Düz giden araçlarda herkes kendi sağındaki araca yol vermelidir. Burada bakalım arkadaşlar, dikkat edelim. Birin sağında bakın 2 numara. 2 numara geçebilir mi? Hayır, geçemez. Çünkü 3 numara yine sağında var. Bakın evet. Yani en sağda hangisidir? Bakın 3'ün sağında araç var mı arkadaşlar? Burada bakın, burası boş bir kavşak. Evet. Olduğu için bakın arkadaşlar, en sağda 3 numara kalıyor. Önce 3 numara, sonra 2 numara, sonra da 1 numaralı araç ilk geçiş hakkına sahiptir. Arkadaşlar, bu tip sorularda şu şekilde de sonuca gidebilirsiniz. Bakın cevapları okuyalım. 3 2 1 1 2 3 2 1 3 şeklinde. Boş kavşakta noktayı koyun, elinizi koyun. Sağ tarafından gelin, bakın gelin. Boş kavşağa, yani nokta koyduğunuz yere. Cevabımız o şekildedir. Yani 3 2 1'dir. Bakın burada Adana seçeneği doğrudur. Birden başlayarak yine aynı şekilde gittiğinizde de aynı sonuca varabilirsiniz. Evet. 7. sorumuza bakalım. 7. sorumuz yine son zamanlarda sık sık gelen sorulardan birisi arkadaşlar. Yoğun trafikte ilerleyen ağır vasıta nelere dikkat eder? Ağır vasıta nedir arkadaşlar? Otobüs, kamyon, çekiciler, değil mi? Büyük araçlar. A. Sağ şeridinde devam etmeli. Takip mesafesini korumalıdır. En sağ şeritte. B. Kör noktaları ve aynaları kontrol ederek sağdan ilerlemelidir. C. Hepsi. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, hepsidir. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet. Hemen 8. sorumuza bakabiliriz. 8. sorumuz, görseldeki araç sürücüsü sisli havada nasıl davranmalıdır? Evet. A hızını artırmalıdır. B takip mesafesini artırmalıdır. C takip mesafesini azaltmalıdır. Şimdi görseldeki araçlara bakarsak arkadaşlar, burada bir sis var, değil mi? Bakın. Sisli havada
hareket halindeyiz. Sisli bir havada hareket halindeyiz. Ne yapmamız gerekiyor? Hızımızı azaltıp takip mesafemizi artırmamız gerekir. Hızını artırmalı mıdır? Hayır. Takip mesafesini artırmalı mıdır? Evet. Takip mesafesini azaltmalı mıdır? Hayır. Burada cevabımız Bursa seçeneği doğrudur. 9. soru. Görüntüdeki hareket iletim elemanının adı nedir? V kayışı, eksantrik, mili, kompresör kayışı. Evet arkadaşlar, V kayışında sık sık yine uygulama sınav sorularında görüyoruz. Adana seçeneğimiz doğrudur. 10. sorumuz yetki belgeleriyle ilgili çıkan bir soru. Görseldeki gibi ticari amaçla yurt içi eşya taşımacılığı yapacak olan hangi yetki belgesine sahip olmalıdır? K1, K2, K3. Bize sorulan arkadaşlar yurt içi eşya taşımacılığı yapacak olan. Bakın yurt içi eşya taşımacılığı yapacak olan hangi yetki belgesini alır? K1 yetki belgesi ticari amaçla yurt içi eşya taşımacılığı yapacak olanların, yani cevabımız Adana seçeneğidir. K1 yetki belgesi. K2 yetki belgesi kendi eşyasını taşıma yapacak, ticari amaçla taşımacılık yapmayacak kişilerin alması gereken belgedir. K3 yetki belgesi ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacak kişilerin alması gereken belgedir. K3 yetki belgesi arkadaşlar. Evet, burada bize sorulan K1 yetki belgesi. Diğerlerine de dikkat edelim arkadaşlar, sizlere de gelebilir. Diğer bir sorumuz yine bir kontrolsüz kavşak sorusu. Sık sık sınavlarda yine geliyor uygulama sorularında. Şekildeki araçların kontrolsüz kavşaktaki geçiş hakkı sıralamasını yapınız. Evet arkadaşlar, burada da dikkat edersek dönüş yapan kontrolsüz kavşaktaki, az önce de gösterdik, dönüş yapan aracımız varsa en son geçer. Arkadaşlar evet, en son geçer. Ve burada iki tane dönüş yapan var. Bakın arkadaşlar, iki tane dönüş yapan var. 2 ve 3 numara. Evet bakın. Evet, 2 ve 3 numara en son geçer. 4 ile 1 düz gittiği için 4'ün sağında bakın 1 numara var. Öncelikle 1 numara arkadaşlar önce geçer. Sonra bakın 4 numara geçiyor. Sonra dönüş yapanlara bakıyorum. 2 ile 3. 2'nin sağında 3 olduğu için önce 3 numara, en son da 2 numara geçer. Şöyle şıklara bakalım. 1-4-3-2, 1-4-3-2 hangi seçenekte? Denizli seçeneğinde doğru cevabımız verilmiştir. Evet arkadaşlar, yine bir diferansiyelle ilgili, yani güç aktarma organlarıyla ilgili bir soru sorulmuş. Görseldeki diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere aktaran güç aktarım organı elemanının adı nedir? A şaft, B aks, C kavrama. Evet, bu sorular sık sık geliyor arkadaşlar. Soruldukça ben de yeniden sizlere aktarıyorum. Bunlara dikkat edelim. Diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarım organının adı arkadaşlar tabii ki şaft, aks, kavrama, aks'tır. Değil mi? Cevabımız Bursa seçeneğidir. Hemen 12. sorumuza geçebiliriz. 12. sorumuz. Yandaki kazaya karışan otomobil sürücüsü hangi kural ihlallerini yapmıştır? A. Takip mesafesine uymamıştır. B. Öndeki aracı hatalı geçmeye çalışmıştır. C. Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde hızlı araç kullanmıştır. D. Hepsi.
Otomobil sürücüsü, bakın dikkat edin, burada takip mesafesine uymamış, araca çarpmış. Doğru. Öndeki aracı hatalı geçmeye çalışmış. Doğru. Bakın. Trafik tehlikeye düşecek şekilde hızlı araç kullanmış, kazaya sebep olmuş. Tabii ki burada cevabımız hepsi olmalıdır. Denizli için iyi. 14. sorumuz arkadaşlar, sık sık sınavlarda gelen bir soru. Arkadaşlarımız özellikle bakın görüntüde görmüş olduğunuz otomobilin karlı yolda şehir içindeki azami hızı kaçtır? 30, 40, 50. Bu soruyu arkadaşlar genelde arkadaşlarımız 30 işaretliyor. Buraya dikkat edelim. Yerleşim yerleri içerisinde otomobillerin azami hız sınırı karlı yolda ya da normal havada arkadaşlar azami hız sınırımız 50'dir. Unutmayın, evet bakın 50'dir. Bu soruyu yanlış cevaplayan arkadaşlarımız çok. Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. Evet arkadaşlar. Yeni bir uygulama sınavında sorularında görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizlerden ricam arkadaşlar, kanalımızı arkadaşlarınıza önermeniz, kanalımızı eşinize dostunuza önermeniz. Başarılar diliyorum. %100 serece 1-2-3-4-5 2021 yazılı ve uygulama kazanma garantili örnek soruları kaçırmayın. Hepinize başarılar diliyorum tekrar. Hoşça kalın.